Evet sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşler. Jesus'tan rakibe göre sistem haberiyle başlıyorum. Şimdi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus kalan maçlarla ilgili olarak sistem kararını verdi diyor haberde. Şimdi transfer çalışmaları da sürüyor. Üçlü mü, dörtlü mü oynanacak? Hani gelecek transferlerin yönü şekli de çok merak konusu. Üçlü savunmayla başlayıp dörtlü savunma mı devam edecek, maç maç üçlü mü olacak? Herkesin şu anda kafasındaki soru bu. Üçlü savunmayla çok büyük sıkıntı yaşayıp dörtlüye dönen bir Jesus ve dörtlü savunma anlayışında da rakiplere daha fazla pozisyon veren ama seyir zevki daha yüksek maçlar izlettiren, ön alan baskısını da arttırdığı zaman, biraz da bitiriciliği yükselttiği zaman çok çok keyif veren futbol oynatan Jesus. Şimdi hazırlık maçında üçlü oynadı diyor. Hazırlık maçına dair pek bir görüntü yok. Hani Fenerbahçe üçlü oynayıp ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Önde baskıyı eskisi gibi yaptı. Maçı 4-2 kazandı diye belirtiyor ama Jesus üçlüden kesinlikle vazgeçmedi. Osterwold'de hazırlık maçında rahatsızlığı sebebiyle oynatmadı demiş. İyi şükür en azından doğru bir haber var. Ofansif hatta takviye ediyor. Şimdi Samet Akaydın, Osterwold transferleri ve sonrasında da şimdi o ofansa yönelik bir transfer düşünülüyor. 25 Şubat Cumartesi günü Konyaspor maçı var. Eğer herhangi bir erteleme falan gelmezse. Ve Fenerbahçe böyle diyor. Arkadaşlar bu haber sadece haber sayfası dolsun diye yapılmış bir haber. Tabii ki de takıma göre, rakibe göre tedbir de alacaksın. Hani ben bunları buradan vururum diye plan da yapacaksın. Zaten bunu yapmıyorsan sıkıntı. Sen teknik direktörsün, bunu yapmıyorsun. Bundan daha büyük bir ayıp yok ki. Değil mi? Yani aklen, mantıken bundan daha çok daha büyük ayıp yok. Daha büyük ayıbı yok bunun. Bir tık ötesi yok yani. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de bu haber doldurmak için bir haber. Serdar Dursun'a çifte talip çıktığı haberi var. Aslında bu da daha önce konuştuğumuz, muhabbetini yaptığımız bir haber. Neydi bu haberin olayı? Serdar Dursun'a Çin'in Yatay ve Polonya'nın Rakow kulüpleri teklifte bulundu. Arkadaşlar bakın bu teklif şey değil, hani biz almayı düşünüyoruz kaça falan filan değil. Direkt teklifimiz şu diye teklifte bulundu. Serdar Çin kulübünü reddetti. Fakat Rakow'a cevabı bilinmiyor arkadaşlar. Yani ben şunu söyleyeyim, ben ulaşamadım. Evet mi dedi, hayır mı dedi, ulaşamadım. Serdar Dursun konusunda, Rakow olayında. Bunu özellikle söylüyorum. Ben ulaşamadım. Ne dediğini bilmiyorum. Belki evet dedi, belki direkt hayır dedi. Bilmiyorum. Yani kimseye de şey yapmayalım. Rakow, Kızıstokova takımda başarılı golcüyü transfer etmek istiyormuş. Serdar Dursun ne dedi bilinmiyor diyor. Valla bakalım nasip. Miha Zayt'sa yeni sözleşme teklifi haberi var. Şimdi kadroda kalacak isimler yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Miha Zayt'sa yeni sözleşme teklifinde bulunmaya çalışıyor yönetim demiş. Hayır, böyle bir teklif zaten sunuldu. Futbolcu düşünme aşamasında. Ben şunu söyleyeyim. Eğer Jesus Zayt'sa dese ki seni şu kadar dakika oynatırım, garanti veriyorum dese, İnanın Zayt kaldı derim. %100 kaldı derim. Yani şu kadar dakika oynatma garantisi verdi desem kaldı derim. Ama bu garantiyi nasıl verebilirsiniz arkadaşlar? Teknik direktör siz olun. Hadi siz garanti verin. Verebilir misiniz? Bence veremezsiniz. Hiçbir baba yiğit veremez arkadaşlar. Bence veremez yani. Ne demek ya? Hani seni oynatayım oynatmayayım. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Eğer biz bunun peşine gideceksek vay yavrum vay. Yani bugün ona, yarın öbürü diyecek ki ya beni de şey yap garanti. Ha şu bir gerçek. Zayt iyi bir topçu. Biz faydalanmak istiyoruz. Sözleşmesini uzatmak istiyoruz. Ancak yani Zayt'sın kendi istiyor mu?
Buna cevap vermesi lazım. Zaitsev'in kendinin isteyip istemediği önemli. Burada çok önemli bir detay söyledim aslında ama muhtemelen anlaşılmadı. Biraz daha detaylı söyleyeyim. Zaitsev diyecek ki kardeşim ben bu takımın parçasıyım. Savaşıp formumu alma niyetim var. Diyecek, sorun çözülecek ya da kesin net bir şekilde diyecek ki hani eşim gitmek istiyor ama ben gitmek istemiyorum. Kalmak istiyorum diyecek. Olay çözülecek. Bence buraya kadarki mesajı hepiniz anlamışsınızdır. Sıradaki habere geçelim. Ha bu arada hocam işte şu duyumcu şunu dedi. Bu duyumcu bunu dedi. Şöyle böyle. Zaitsev'a teklifler var. Ben onu söyleyeyim. Hem de çok güzel teklifler var. İtalya'dan, oradan, buradan, şuradan teklifler var. Ancak bu tekliflerin hani bizimki kadar iyi mi? Bu tartışılır. Şimdi 1,2 milyon euro kazanıyor Zaitsev ve yıllık 1,4 milyon eurodan 3 yıllık kontrat önerilecek diyor. Ben şunu söyleyeyim, eğer böyle bir kontrat önersek Zaitsev kabul eder. Zaitsev Fenerbahçe'de devam eder. Eğer böyle bir teklif verecek olsa. Anladınız mı? Bu sezon 12 maçta 2 gol, 1 asist. Ha baktığınız zaman tamam geçen sene iyiydi, hoştu ama bu sene de form grafiği düşük gibi. Hocam oynatmıyoruz ki diyeceksiniz. Ya Zaitsev'in yerine baktığımız isimler mevcut. Hayırlısı olsun. Ben bu kadar söyleyebiliyorum. Ötesine gidemiyorum ama Zaitsev hala kararsız. Kaldı dersem yalan söylerim, gitti dersem yalan söylerim, gidecek dersem yalan söylerim, kalacak dersem yalan söylerim. Hocam sen amma yalancıymışsın demeyin. Yani ortalık karışık Zaitsev. De Valencia tabii. En karışık isimlerden biri. Brezilya kulübü Internacional. Bu sezon attığı gollerle yediği küfürler yok, yediği küfürleri onlar bilmiyorlar. Attığı gollerle Fenerbahçe'yi sırtlayan Enner Valencia'yı kadrosuna katmak için düğmeye bastı diyor. Arkadaşlar bu yeni değil ki. Bu yeni değil ki. Ben size daha önce söylemiştim. Cruz Arul bir, hatta sosyal medyadaki duyumcular da söyledi. Hadi beni boş verin. Benimki çok önemli değil. Cruz Arul bir. Başka kimdi? Internacional 2. Bir de Al-Duhail olması lazım. Yani bu üçünün çok ciddi ilgisini söylemiştik. Ama daha başka ilgiler de var. Şimdi sürpriz talip falan filan. Brezilya ekibi kadrosuna katmak istiyor. Temas kurdu. İmza attırmaya çalışıyor. Telefonda görüştükleri falan filan bildirildi diye. Valencia Internacional'le anlaşırsa sezon sonunda bedelsiz Juve'dan uçacak diye. Şimdi sosyal medyadaki duyumculara göre Valencia gitti. Internacional'e imzaladı bile. Çoktan gitti. Ama bana göre gitmedi. Hatta bana göre Fenerbahçe ile de devam edecek. Çok da güzel devam edecek hem de. Bu bana göre. Çünkü niye? Ben transferdeki görüşmelerden haberdarım. Görüşmeler gayet ve gayet olumlu ilerliyor. Zaten futbolcunun menajeri de demişti biz Fenerbahçe'ni uzatmak istiyoruz diye. Bu bir. İki, Brezilya basını hani hemen hemen hepsi 3 yıllık anlaşma yazmış. Bitti mi bitmedi? Şimdi Internacional 3 yıllık sözleşmeyi Temmuz ayı için sunmuş. Yani sezon sonuna kadar Fenerbahçe'ye devam et, sezon sonundan sonra bize gel diye. Şimdi içinde cüzi bir bonservis bedeli sunmuş. Ve Fenerbahçe'de Valencia, yani Enner Valencia Fenerbahçe yönetimine demiş ki bana demiş aynı sözleşmemi verin. Yani sözleşmemi aynı şekilde 2 artı 1 uzatalım demiş. 2 artı 1 doğruysa uzatalım dediyse buraya kadar her şey benim duyumlarımla paralel zaten. Burada enteresan, tuhaf ya da skandal bir durum yok ki arkadaşlar. Ben de bunu çözemedim yani. Buradaki enteresanlığı ben çözemedim. Kafam basmadı. Ben size bunu haftalardır söylüyorum. Şimdi niye insanlar çıkıp da aa bak Valencia durumu böyleymiş diyorlar. Ben onu anlamıyorum. Yani çözemiyorum. Kafam basmıyor. Bunu size ben haftalarca söyledim. Gözünü sevdiğim arkadaşlarım. Etmeyin eylemeyin ya. Ha, inanıp inanmamak tabii ki size kalmış.
O sizin bileceğiniz iş. Ama Valencia konusunda ben pozitif bakıyorum. Şunu söyleyeyim. Hakim Ziyech konusu. İşte Fenerbahçe'ye Hakim Ziyech çok yakındı. Şöyle oldu, böyle oldu. Ya arkadaşlar konuyu kapatalım. Ama hocam şu duyumcu bunu demiş. Kapatalım. Bu duyumcu bunu demiş. Ben dünkü videoda da söyledim. Kapatalım, konuşmayalım. Fenerbahçe alacakmış. Sezonun sonunda satacakmış. 5-6 milyon euro kazanacakmış. Kapıdan dönmüş. Bir şey söyleyeceğim ya. Siz Avrupa'daki kulüpleri aptal mı zannediyorsunuz? Fenerbahçe alacak Hakim Ziyech'e. 6 ay oynatacak. Şu anki kulübüne verecekleri paradan 5-6 milyon euro fazla verip Fenerbahçe'den mi alacak? Fenerbahçe paravan yaptınız o zaman. Usulsüzlüklerin içine soktunuz bizi o zaman. Geçiniz bunları. Jorge Jesus. Hocam Jesus gelecek sene takımda değilmiş. Gidiyormuş. Ya bu duyumların kaynağı aynı kişi ve son dönemde Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen bir kişi. Bilmiyorum, belki de belli bir anlaşması vardır. Sponsorluk anlaşması, şusu busu. Ya geçiniz arkadaş. Geçiniz, niye bu kadar harcama peşindesin? Ha, Hakim Ziyech için hocam gelmez mi diyorsun? Ben yorum yapmak istemiyorum. Gelir mi diyorsun? Yorum yapmak istemiyorum. Bekleyelim, görelim diyor. Mesela bu Hakim Ziyech duyumunu veren arkadaş niye hiç Kayserispor, Beşiktaş ve Onur Bulut üçgenini konuşmuyor? Bu arada bu davayı Şekip Mosturoğlu'na vermişler. Kayserispor'un daha önce de bazı dosyalarına bakmış. Daha sonra Reşat Can paylaşmış bunu. Valla bakalım bu iş nereye gidecek. Ama ben sizi uyardım değil mi? Bu iş çok farklı yerlere gidecek diye. Yani yine bir duyumun çıkıp çıkmaması çok da mühim değil ama size karşı mahcup olmamanın verdiği bir gurur var içimde. Çünkü bunu söylerken özellikle ve ısrarla ve net bir şekilde belirtmiştim. Şükür yanılmadım. Bu iş çok daha karışacak, ben size söyleyeyim. Ama hocam Onur Bulut şöyle demiş. Beşiktaş cephesi böyle demiş. Ben kağıtla konuşurum. Yani peki hocam Fenerbahçe 3,5 milyon euro alacakmış. Verip alacakmış, doğru mu? Ya arkadaşlar bakın, olayı saptırıyorsunuz. Tiam'ı biz bedava aldık. Oynattık. Siz beğenmediniz. 1,5 milyon euroya satış karşılığı. Daha doğrusu 2 milyon euroya satış için anlaştık. Bu paranın 500 bin eurosu Kasımpaşa'nın. Kayserispor Kasımpaşa parasını ödedi. O hiç konuşulmuyor. O mevzu başka. O gitti. 1,5 bize borçları kaldı. Ve ödeyemiyorlardı. Biz Onur Bulut'u istediğimizi söyledik. Kayserispor cephesi dedi ki ya arkadaş biz hani 1,5 milyon euroyu ödeyemeyeceğiz. Normalde biz bu futbolcuya 3,5 istiyoruz. Artı KDV, yani 3,75 falan ya da 4 milyon euro civarında bir para. %18 yapınca gerçi 3,5, 4,5'a falan vuruyor ama 3,75 diyelim. Biz normalde futbolcuyu 3,5 düşünüyorduk. 1,5 Tiam için çıkın 2 milyon euro. 1 milyon euro da öyle çıkın. 1 milyon euro verip bu futbolcuyu alın dediler bize. Bakın 1 milyon euro olayı da aslında burada. Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de olan 1 milyon euro verip yedek futbolcuyu almak mantıklı dedi. İyi de hani hocam Tiam'dan için 1,5 var, yani 2,5'a denk gelmiş olmuyor mu futbol? Arkadaşlar belki o biz 1,5'u hiç alamayacağız. Kayserispor'un içinde bulunduğu durumdan dolayı. Kayserispor da ciddi sıkıntı yaşayacak belki de. Biz o parayı verip 1 milyon euroya futbolcuyu alacaktık. Ne Kayserispor'un zararı olacaktı, ne Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe yedeklemiş olacaktı. Hatta o dönemde biz Osayi'yi de gönderecektik. Ferdi, Onur Bulut, Osterwold, Luan Perez ya da Alioski şeklinde bir kanat tandem olacaktı. Win-win olacaktı. Ve Fenerbahçe futbolcuyla görüşürken futbolcunun menajeri de gidip Beşiktaş'ta görüştü. Olay çok sular götürür. Hep birlikte göreceksiniz. Ha, bu arada Onur Bulut'un hocam Fenerbahçe'ye tekrar dönme ihtimali var mı? Yok. Onur Bulut'un transfer yasağı alıp futboldan men edilme durumu var. Orada menajerinin bence büyük bir hatası var. Ama bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Bu ülkede şu kesin demek için her şey için erken. Nörşlan futbolcuları Nagalo ve Nuama. Arkadaşlar bakın. Ben şunu söyleyeyim. Bu adama Nagalo'yu biz uzun süredir de takip ediyoruz. Nuama konusunda ben şunu söyleyeyim. Biz bu futbolcu konusunda gerçekten müjde vereyim ben. Ya biz futbolcuyla görüştük, anlaştık. Ernest Nuama. Biz futbolcudan yana hiçbir pürüzümüz yok.
kulübüyle görüşmeleri sürdürüyoruz. Ama orada bir sıkıntı var. Yani kulübü konusunda bir sıkıntı var. Bir de bizim transfer etmeye çalıştığımız bir ofansif orta saha var. Kanatlarda oynayabilen ofansif bir orta saha var. İsim vermeyeceğim. Üye arkadaşlara 3 gün önce verdiğim duyumu buradan sizlere de aktarmış olayım. Yani bir tane ofansif orta saha, bir Nuama, bir de Hakim Ziyech konusunda müjde verebilirim ama yok, Hakim Ziyech'e konuşmayacaktım. 3 futbolcudan müjde veremiyorum. 2 futbolcudan veriyorum. Üçüncüyü de konuşmak istemiyorum ama konuşmayınca da siz müjde olduğunu anlıyorsunuz. Ha hocam, transfer olmazsa görürüm. Şöyle yaparım, böyle yaparım. Arkadaşlar, bu transfer bir süreç. Uğraşılıyor, ediliyor. Ben %100 transfer edilecek diye bir cümle kullanamam. Siz de kullanamam. Ama çok uğraşılıyor. 3 futbolcuda kriz. Valencia, Zayt, Serdar Dursun. Serdar Dursun gitmeme krizi yapıyor. Zayt kararsız. Valencia da uzatacak ama sürekli başka takımlarla adının anılması bir krize sebep oluyor. Haberimizin, videomuzun özü, özeti bu şekilde arkadaşlar. Takip ettiğiniz için, beğeni attığınız için, kanala abone olduğunuz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Modum biraz düşük çünkü dün de depremleri yaşadık maalesef. Ondan dolayı kusuruma bakmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.